Bugün size Alman mutfağından nefis bir çörek tarifim var. Hamuru için 250 ml ılık sütüm var. 70 gram toz şeker, 1 adet yumurta, 70 gram yumuşak tereyağı, bir paket yaş maya, bir tutam tuz ve alabildiği kadar da unumuz var. Ben tahminen 600 gram kadar un kullandım. İlk olarak yaş mayayı yoğurma kabının içerisine alıyorum. Toz şekeri ve sütü de ilave edip karıştırıyorum ve mayayı 10 dakika kadar mayalanmaya bırakıyorum. 10 dakika sonra geri kalan malzemeleri ekliyorum ve karıştırıyorum. En sona un ve bir tutam tuzu da ekledikten sonra yumuşak, pürüzsüz bir mayalı hamur yoğuruyorum. Ara sıra ellerinizi yıkayıp biraz yağlarsanız hamuru yoğurmakta zorlanmazsınız ve daha fazla da un ekleme ihtiyacı duymazsınız. Ben hepsini göz kararı ayarlıyorum ama sizin için ölçtüm tahminen 600 gram un kullanmıştım. Ama bu undan una ve kullanmış olduğunuz malzemelerden değişebileceği için siz göz kararı ayarlarsınız. Çok fazla katı olmayan, çok da yumuşak olmayan bir hamur yoğuruyoruz. Hamurumun üzerine kapatıyorum ve sıcak bir ortamda bir saat kadar mayalanmaya bırakıyorum. Mayalı hamurunuzu ne kadar fazla mayalandırırsanız daha da güzel sonuçlar alabilirsiniz. Hamur mayalanırken ben de iç malzemesini hazırlıyorum. İç malzemesi için 300 gram kıvark kullandım. Kıvark bulamayanlar süzme yoğurtta kullanabilirler. 150 gram toz şeker küçük bir kasede, kuru üzümüm var bir adet yumurta, bir adet limonun kabuğunu rendeleyebilirsiniz ben hazır kullandım bir pakette vanilya şekerim vardı malzemelerin hepsini yoğurma kabıma alıp karıştırıyorum iç malzememiz hazırdır. Bu arada hamurum da çok güzel mayalandı gördüğünüz gibi tezgahımın üzerine bolca un serpiyorum ve Hamurumu tezgahın üzerinde tekrar yoğuruyorum. Böylelikle hem hamurun havasını almış oluyoruz hem de çöreklerimiz piştikten sonra çok fazla maya kokmuyor. Bunu e, mutlaka tavsiye ediyorum size. Hamurumu şimdi iki eşit parçaya bölüyorum. Merdane ile kare şeklinde e açıyorum. İkisini de tek tek ayrı ayrı açmıştım. Açmış olduğum hamuru küçük karelere kesiyorum. Bunun için ben bir pizza bıçağı kullandım. Siz normal bıçakla da kesebilirsiniz. Şimdi hazırlamış olduğum iç malzemesinden her karenin üzerine bir yemek kaşığı kadar koyuyorum ve hamurlarımı aynı manta kapatır gibi kapatıyorum. Kenarlardan iç malzemesi e, akabilir. Bu hiç sorun değil. Benim de gördüğünüz gibi biraz aktı. Şimdi hazırlamış olduğum bu hamurlarımı Üzerine fırın kağıdı koydum, tepsime aldım ve tepside tekrar 15 dakika mayalandırdıktan sonra üzerlerine yumurta sarısı sürdüm. Bolca file badem serptikten sonra önceden ısıttığım 180 derece fırında pişirdim. Fırından çıktıktan sonra da üzerine bolca pudra şekeri serptim. Gördüğünüz gibi teker teker koparabiliyorsunuz. Gerçekten çok çok güzel olmuştu. Mutlaka deneyin derim. Evet benden bugünlükte bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.